İdlib'den yine acı haber, 2 şehit. Tutuklu genç kadına zulüm üstüne zulüm. Koronavirüs endişesiyle tüm umre ziyaretleri de iptal. Günün haberleri başlıyor. Suriye'nin İdlib şehrinde bulunan Türk askerlerine hedef alan hava saldırısında 2 Mehmetçik daha şehit oldu. Suriye rejim güçlerinin gerçekleştirdiği iddia edilen saldırı, Ankara'da Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmelerinin devam ettiği dakikalarda meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu bilgiye göre saldırıda 2 asker şehit olurken 2 asker de yaralandı. Şehit olan Mehmetçiklerin piyade uzman çavuş Soner Enes Baykuş ile uzman onbaşı Şükrü Elibol olduğu açıklandı. Son saldırıyla birlikte sadece Şubat ayında şehit olan Mehmetçik sayısı 20'ye yükseldi. Temmuz 2018'den bu yana Manisa E-tipi kapalı cezaevinde tutuklu bulunan 3 çocuk annesi Nesibe Nur Akkaş, intihara kalkışan kızını, manik depresif teşhisi konulan oğlunu ve ailece yaşadıkları sıkıntıları anlattı. HDP milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu'na 6 sayfalık mektup yazan Akkaş, büyük kızının aşırı dozda antidepresan aldığını ve ölümden döndüğünü söyledi. Tutuklandığından bu yana 16 yaşındaki oğlunun İzmir'de şizofren anneannesiyle kaldığını belirten Nesibe Nur Akkaş, doktora götürülen oğluma doktor manik depresif teşhisi koymuş, düzenli muayeneye çağırmış. Ancak şu an doktora götürebilecek kimse yok maalesef ifadelerini kullandı ve kızlarımı sadece ayda 1 veya 2 ayda 1 görüşüme gelince görebiliyorum. Oğlumu ise 6 ay hiç görmedim. Çocuklarımdan sağlıklı bilgi ve haber alamıyorum. Ciddi manada ruh ve beden sağlıkları ile eğitim hayatları adına endişe etmekteyim dedi. Kendisinin de ağır sağlık sorunları yaşadığına dikkat çeken Akkaş, doktorların içinde bulunduğu şartlar değişmedikten sonra iyileşmesinin çok mümkün olmadığını söylediklerini belirtti. Dosyası Yargıtay'da bulunan Akkaş, mektubunu çocuklarının ruhen kan kaybettiğini, dayanma gücünün kalmadığını söyleyerek bitirdi ve "Ne olur sesimi duyun" çağrısı yaptı. Cemaat soruşturmaları kapsamında tutuklanan Nesibe Nur Akkaş'ın eşi de 42 aydır tutuklu. İzmir Şakran Cezaevi'nde 14 Şubat 2018'den bu yana tutuklu bulunan Emine Altın, 2019 üniversiteye giriş sınavında derece yaptığı halde okumasına izin verilmiyor. Cemaat soruşturmaları kapsamında tutuklanan Altın, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi sınavlarına giremiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne durumu defalarca ileten genç kadının ailesine gönderilen son cevapta skandal ifadeler kullanıldı ve toplum güvenliğini tehlikeye atabileceği öne sürüldü. Bold Medya'nın haberine göre Emine Altın'ın annesi Fadime Mersin yaşanan hukuksuzluğa tepki gösterdi ve anayasanın 42. maddesinde yer alan kimse eğitim öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz hükmü içe sayılarak kızının eğitim hakkının elinden alındığını söyledi. Manisa Turgutlu Rabia Hatun Lisesi'nden mezun olan Emine Altın aslında matematik öğretmeni. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun. 2. üniversitesini Türkiye derecesi yaparak kazandı. Okulu bitirdikten 1 yıl sonra evlenen Altın'ın maden mühendisi eşi Armağan Altın da Kasım 2017'den beri aynı cezaevinde tutuklu. Eşi tutuklandığında hamile olan Altın 1,5 aylık bebeğini o süreçte kaybetti. 4 ay sonra da kendisi tutuklandı. Yeni evli çifte cemaat soruşturmaları kapsamında tutuklandıkları için 2 yıl içinde sadece 2 kere kapalı görüş hakkı tanındı. Suudi Arabistan yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada COVID-19 ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi ve sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan koruyucu tedbirler kapsamında umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan'a girişlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir ifadeleri kullanıldı. Diğer yandan İran'dan Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Erdemir Limanı'na malzeme getirdiği öğrenilen 13 İranlı şoför koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Birinde yüksek ateş görülen İranlı şoförlerin hastanede gözlem altında tutulması için fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde tedavi gören hastaların tahliyesi gerçekleştirildi. Boşaltlı haber. Kamera her şeyi tapucu. Yapacak bir şey yok. Ardından Çevik Kuvvet ekipleri de özel donanımlı kıyafetleriyle hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı. İktidarı döneminde 60,1 milyar dolarlık kamu malını satış devirlerle elden çıkaran AKP hükümeti santralleri ve hazine arazilerini satmaya devam ediyor. Geçen sene ihalesi yapılan 20,1 milyon liralık özelleştirme işlemleri onaylandı. 2 hidroelektrik santralinin daha özelleştirilmesine karar verildi. Resmi gazetede yayınlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tebliğiyle ihaleleri gerçekleştirilen İzmir'den Ağrı'ya kadar çeşitli illerdeki özelleştirmelere de onay verildi. Sadece olağanüstü durumlarda başvurulması gereken acele kamulaştırmalara da devam eden AKP iktidarı, çoğunluğu rüzgar enerji santrallerinin yapımı amacıyla 5 acele kamulaştırma kararı daha aldı.